Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum. Daha sonra Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Açık Öğretim İşletmeyi bitirdikten sonra Gümrük Müşavirliği sınavına girdim ve ilk sınavda kazanaraktan lojistik sektörüne ilk adımımızı attık. ...2003 yılında gümrük müşavirliği mesleğini icra ederken kendi gümrüklemesini yaptığımız malları taşımak üzere ilk firmamız olan Baran Global Lojistiği kurduk. Bu firmamızda yurt içi konteyner taşımacılığı yapmaktayız ve halen yapıyoruz. 2007 yılında da ikinci firmamız olan Eylül Lojistik Anonim Şirketi'ni kurduk. Bu firmamızda yurt içi konteyner taşımacılığına devam ettik. Bu arada da Baran Global Lojistiği forwarderlık yapmak üzere yeni bir serüvene yelken açtırdık. Baran Global Lojistik olarak uluslararası deniz, hava, kara taşımacılığı, proje taşımacılığı yapmaktayız. Eylül Lojistik Anonim Şirketi olarak da halen limanlardan tüm Türkiye çapında yurt içi konteyner taşımacılığı yapmaktayız. Eylül Lojistik olarak özellikle sektöre yön veren ve bazı taşları yerine dizen ve oynatan firmayız. Baran Global Lojistik ve Eylül Lojistik Anonim Şirketi olarak yönetimde bulunan, ayrıca ofis ve sahalarımızda çalışan 50'ye yakın personelimiz bulunmaktadır. Bu personellerimizin seçiminde öncelikli konumuz şirketimizin misyonunu ve vizyonunu daha ileri aşamalara taşıyacak, yenilikçi, modern ve müşteri odaklı hizmete gönül vermiş kişilerden seçmekteyiz. Türkiye ve uluslararası operasyonlarda kullanmak üzere 300'e yakın aracımız mevcuttur. Bunların 50 tanesi 3 yaşından küçük olmak üzere özmal araçlar. Diğerleri de partner firmalarımızın özmal araçlarından oluşmaktadır. Bu araç parkurumuzla beraber sektöre yön veriyoruz ve yön vermeye devam edeceğiz. ...2023 yılı için hedefimiz öncelikle 50 olan özmal çekici sayımızı 100'e çıkartmak. Bunun yanı sıra proje taşımacılığı ve ağır taşımacılık yapmak üzere Lobet dorseler satın almak. Ayrıca forwarderlık faaliyetinde de kadromuzu genişleterekten daha geniş bir tabana yayılmak ve bu taban üzerinde hizmet vermek. Avrupa'yı Asya'ya bağlayan jeopolitik önemimiz zaten tartışılmazdır. Bu jeopolitik önemimiz dediğiniz gibi pandemiden sonra özellikle 2020 yılından sonra daha da değeri anlaşılmıştır. Mevcutta da bu köprü vazifemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Özellikle Rusya ticareti bakımından, Ukrayna ticareti bakımından gelişmeleri açığız. 2023 yılında hedefimiz Doğu Avrupa ve Rusya ticaretimizi geliştirmek. Tabii ki biz de yatırımlarımızı zaten lojistik sektörüne ağırlık vererek genişletmekteyiz. Türkiye'nin lojistik konusundaki tartışılmaz üstünlüğü tüm Avrupa'da kabul edilmiş durumdadır. Neredeyse Avrupa'daki tamam araç parkının tamamı kadarı Türkiye'de de mevcuttur. Orta Doğu'ya bir geçiş bölgesiyiz. Rusya için tek kapıyız. Bunların bize Türkiye'ye sağladığı avantajlar tartışılamaz. 2023 yılında da lojistik sektörünün yükselen değer olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Öncelikle sizlerin vasıtasıyla çalışma arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, sahada bulunan ve bizi en iyi şekilde temsil eden şoförlerimize çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca bizlere destekleyen ve bizleri partneri olarak kabul eden değerli müşterilerimize ve tedarikçilerimize de sizlerin vasıtasıyla teşekkür etmek istiyorum.